Türkiye'de 1 milyon kişi zengin. Bu 1 milyon kişinin %70-80'i de kendi imkanlarıyla zengin oluyorlar. Bir sürü sorun, sıkıntı, kriz, enflasyon böyle şeyler olmasına rağmen neden sayı bu kadar yüksek? Çok basit ve çok temel bir kural var çünkü. Bak konumuz lüks değil. Her ne kadar sosyal medyada zenginlikle lüks birbiriyle aynıymış gibi gösterilse de benim burada anlattığım şey görgüsüzlük değil. Gerçek zenginlerden bahsediyorum. Birden böyle kirli işlere bulaşıp bir sürü paraya konanlar falan benim konum değil o. Onu ayırmamız gerekiyor. Kendi imkanlarıyla zengin olan insanlardan bahsediyorum. Ortalama 1 milyon kişi var. Konumuz lüks değil, konumuz özgürlük. Sana bugüne kadar öğrendiğim en önemli bilgiyi paylaşacağım. En önemli bilgilerden bir tanesini paylaşacağım. Hayatımızda aslında iki tane yol var sevgili dostum. İki yoldan gidiyoruz. Biz bir alanın içerisindeyiz ya. Bir alan var, onun içerisindeyiz. Buna ne diyorlar? Konfor alanı diyorlar ya. Konfor alanı. Yani oluşturduğumuz alan, bize ait alan. Uzun zaman uğraşmışız, didinmişiz. Kendimizce bir alan yapmışız. Bu alanda ne var? Ana başlık burada rahatlık var. Biz buradaki rahatlığı korumak isteriz. Bazı insanlar der ki ben rahatlık istemiyorum der. Ben buradakini istiyorum der. Buradakine özgür olmak. Bak rahatlık ve konfor alanını önemseyen insanlar bir problemle karşılaştıklarında hemen ben problem istemiyorum, ben sıkıntı istemiyorum deyip geriye doğru çekilirler. Böylece de problemin kaybolup gideceğini düşünürler. Ama sen problemden kaçtığında problem kaybolmaz. Yani hangi alanda olursa olsun rahatlığı isteyenler problemden hoşlanmaz. Ama özgürlüğü isteyenler problem gördüğünde bu problemin özgürlüklerini kısıtlayacağını düşündükleri için problemden kaçmak yerine problemi yok etmeye odaklanırlar. Rahatlığın kardeşi güvenliktir. Hah, şimdi burada bir karar vermen gerekiyor. Güvenlik mi istiyorsun, özgürlük mü istiyorsun? Zor bir seçim, bayağı zor bir seçim. Özgürlük tarafını seçmek zordur bak, o taraf zor. Bir tarafta rahatlık var, güvenlik var. Ben özgürlüğü istiyorum. Bunu söylemek çok zordur. Bunu istemek çok zordur. Çünkü özgürlük en azından başlangıçta bize güvenliği ve rahatlığı sunmaz. Özgürlük bize ne sunar biliyor musun? Özgürlüğü sunar. Bak konu biraz sert. Kusura bakma. Özgürlük kolay değildir. Zaten kolay olduğunu da söylemedim. Ama özgürlük güzeldir. İşte zengin olanlar özgürlüğü tercih ederler. Rahatlığa ve güvenliğe odaklanmazlar. En azından başlangıçta. Birinci maddemiz bu olsun bu video için. İkinci madde. Zenginler parayı somut hale getirir. Ve tüm zenginler bu özgürlüğe ulaşmak için bir sisteme sahiptir. Öyle bir sistem ki diğer insanların bir haber olduğu bir sistem yani. Çoğu insan bilmez bu sistemi. Buna ne denir? Finansal özgürlük sistemi. Bu sistemin içerisinde 6 tane de başlık bulunur. Finansal özgürlüğe sahip gerçek zenginlerin o seviyeye ulaşırken ve tabii orada kalıcı olabilmeleri için 6 tane ana konuları vardır. Bak ders anlatır gibi anlatıyorum. Nedir bu 6 konu? Yani özgür insanların, finansal özgürlüğe ulaşmış insanların 6 başlığı. 1. Zengin zihniyete sahiplerdir. 2. Plan yaparak giderler. 3. Tasarrufu keyif haline getirirler. Yani bir sıkıntı değildir onlar için tasarruf. Keyifli bir şeydir. 4. Geliri arttırırlar. 5. Akıllı yatırımlar yaparlar. 6. En yakınlarını çevrelerinde korurlar. Bu 6 tane başlık finansal özgürlüğün yoludur. Eğer konu zenginlikse, eğer konu zengin olmaksa mevzu tamamen bu 6 başlıkta saklıdır. Bak senin bu bilgilere açık olman gerekir. O zaman neye dönersin? Para mıknatısına dönersin. İnsanların büyük bir kısmı paraya sahip olmak istiyor. Ama çok az bir kısmı sahip oluyor. Neden böyle? İşte anlattığım konuda saklı çünkü her şey. Rahatlık istiyorsan özgürlüğe sahip olamazsın. Güvenlik istiyorsan özgürlüğe sahip olamazsın. Finansal özgürlüğün 6 adımını bilmiyorsan özgürlüğe sahip olamazsın. İşte bu yüzden çoğu insan çok param olsun istiyor, zengin olayım diyor ama çok az insan buna ulaşabiliyor. Anlatabildim değil mi konuyu? Yani mevzu aslında çok açık ve net. Rahatlık, güvenlik, özgürlük de bu tarafta. Özgürlük istiyorsan 6 tane alt başlığı doldurman lazım. Peki zengin dediğimiz insanlar tam olarak kim? Çoğu insanın anladığı şey çok parası olan çok zengindir. Bak bu çok vasat bir tanım. Hiç uzaktan yakından alakası yok konuyla aslında yani çok yanlış. Size çok önemli bir şey söyleyeyim.
Bir zenginin elinden paralarını alın, o hala zengin olmaya devam eder. Parası elinde olmasa bile o hala zengindir. Seçenekler konusunda zengindir. Anlayışta zengindir. Bilgi konusunda zengindir. Strateji konusunda zengindir. Şu an benim elimdeki bütün parayı alın, 2 yıl sonra yine aynı noktaya gelirim ben. Şimdi bunu deneyelim demeyelim ama. Ben de rahat olmayı çok seviyorum. Ama rahatlık mı özgürlük mü dersen hiç düşünmeden özgürlüğü tercih ederim. Zenginler tam olarak kimlerdir? Kim? Zenginler belirli inanç cümlelerine sahip insanlardır. Belirli duygulara sahip olan insanlardır. Belirli davranışlara sahip olan insanlardır. İnanç cümleleri var, duyguları var, davranışları var. Fakir dediğimiz insanlar kimdir? Belirli inanç cümleleri olan insanlar, belirli duyguları olan insanlar, belirli davranışları olan insanlar. Bak ben bu iki profille de çok içli dışlı olmuş, iki tarafı da çok iyi biliyorum. Zenginleri de fakirleri de. Zenginler para pistir demez. Zenginler zenginlik kötüdür demez. Zenginse kesin bir yerden birinin hakkına girmiştir demez zenginler. Ben gerçekten zengin olup da para hakkında kötü konuşan biriyle hiç karşılaşmadım. Ama fakirler parayı kötüler. Para sahibi olanları kötüler. Zenginler hep kötüdür mesela onlara göre. İnanç cümleleri dediğim şeyler bunlar. Belirli inanç cümleleri diyorum ya, tam olarak bunlar. Para iyidir der zengin. Benim dayım mesela zengindi. Ben sıcak parayı severim Oğuzcum derdi yani. Neyi kastediyor sıcak parayla? Yeni kazanılmış para, taze para diyor yani. Sanayide mesela çok işi olmayan fakir bir usta vardı. Bunların dedi zengin olduğuna bakma. Hepsi bunalımda, bunlar hepsi mutsuz demişti mesela. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim mi sana? Hani iki kategoriye ayırıyoruz ya. Bazen de diyorlar ki yani mevzu sadece iki kategori değil ki, zenginler ve fakirler. Orta direk de var diyorlar. Orta direk. Orta direğin kazancının fakirlere yakınlığı zenginlere olan yakınlığından daha fazladır. Bak şöyle örneklendireyim yani. Orta direk aslında biraz daha iyi fakir olmuş oluyor. Mesela zengin olan biri bir yılda 1 milyon euro kazanıyor, tamam mı? Fakir bir yılda 15 bin euro kazanıyor. Bir yıllık şeyi söylüyorum. Bak zengin 1 milyon euro, fakir 15 bin euro. Orta direk dediğimizde 50 bin kazanıyor. 50 bin euro 15 bine mi daha yakın, 1 milyona mı daha yakın? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Orta direk diye kandırdıkları şey aslında iyi fakir olmuş oluyor. Acı ama gerçek bu millet. O yüzden gözünüzü açın işte. Rahatlığa ve güvenliğe odaklanıp zenginliği ve özgürlüğü kaçırmayın sevgili dostlarım. Zenginler değer koymaya odaklanır. Çünkü para değeri takip eder. Değerden kastımız ne? Bak bu video özel, sana bir formül vereyim. Değer eşittir çalışma artı bilgidir. Çalışmanı bilgiyle bağlantılı hale getirirsen bunun adı değer olur işte. Para da değeri takip eder. Sadece çalışmaya odaklanırsan fakir olursun ya da İyi ihtimalle iyi bir fakir olursun. İşte orta direk dediğim de o. Yani çalışmanla bilgiyi bir araya getirip böyle ilerlersen ortaya çıkan şeyin adı değer oluyor. Değeri ortaya koyduğunda, tekrar ediyorum, bu parayı getir işte. Bu gelen parayı da zengin düşünce yapısına sahip olarak, planlayarak, keyifli tasarruflar yaparak, kazancı daha da arttırarak, bir de çevrendekileri koruyarak yaparsan finansal özgürlüğe ulaşırsın. Bak sana çok basit haliyle saatlerce anlatılacak bir konunun fotoğrafını çektim. Ha ben daha fazla istiyorum, ben daha da istiyorum diyorsan, finansal özgürlük konusuyla kafayı bozdum diyorsan, ben bu konuyu hayatımın merkezine alıyorum diyorsan, bu videonun hatırına küçük bir duyurumu da yapayım değil mi? O da benim hakkım olsun yani, o kadar konuşuyoruz, emek veriyoruz, kendi duyurumuzu da yapalım. 6 ay sürecek finansal özgürlük mentorluk programımız başlıyor. Duyduk duymadık demeyin. İlk 100 kişi için çok güzel bir fırsatla sunuyoruz. Bireysel analiz yapıp programı öyle başlayacağız. İlk 100 kişi için. Katılmak istersen gel aramıza katıl. 6 ay boyunca finansal özgürlükle yatacağız, finansal özgürlükle kalkacağız. Programın linkini videonun hemen altına bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsin deyip parantezi kapatayım. Evet, bu videoda öğrendiğim bilgilerin üzerine biraz düşünmen gerekiyor. Sana burada bu videoda gerçekleri anlatıyorum. Çok bir yerde insanların paylaşacağı şeyler değil. Gerçekten isteyen herkes için finansal özgürlüğün bir hak olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sen de o 1 milyon kişi arasına girer ve finansal özgürlüğe ulaşırsın.
Evet sevgili dostum, bir başka videoda yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.